Ezber Bozan Akademi izleyeceğiniz programı sunar. Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Bugün yorgun ve pişmiş toprakları, yorgun ve pişmiş insanlarıyla Anadolu'yu konuşacağız. Kiminle? Adnan Çabuk'la, namı diğer Yogi Baba'yla. Baba hoş geldin. Şeref verdin. Ne kadar güzel seni burada görmek. Hoş bulduk sevgili Hakan kardeşim. Her zaman beraber olmak güzel. Var ol. O ilişkini çok doğru. Çok seviyorum sizi. Babacığım, yorgun dedim, pişmiş dedim. Özel topraklar. Hani sen hep anlatırsın ya. Binlerce medeniyetin gelip gittiği, izler bıraktığı özel topraklar. İnsanı da özel. Her biriyle beraber. Neler söyleyeceksin? Evet, bu insana da özel dediğin şey çok doğru. Sadece toprak da başına ulvi bir alan değil, insanıyla beraber olan ilişkisinden doğan bir enerji var. Anadolu'yu yapan o zaten. Yani o insani yapısı ve toprağın zenginliği ve dünyadaki enerji merkezi olması hepsi çok güzel bir mana ifade ediyor aslında. İşte bunu gördüğün zaman diyorsun ki ben doğru adresteyim. Burası... İyi ki buraya bedenlenmiş. Dünyanın Mekke'si oluyor aslında. Yani ruhani planda düşünürsek. Fiziksel boyutta bile böyle. Nehpergele çizilse ilimsel araştırmalar yapıldı. Kırşehir mi Nevşehir? Nevşehir galiba. Dünyanın tam merkezi. Evet. Tam merkezi. Yani şey bu. Benim söylediğim... Gerçek bu. Gerçek bu. Onun videosu bile var. Onun için hem fiziksel hem enerji boyutunda hem insani yapıda. Neden insani yapıda? Çünkü binlerce yıldır Anadolu'ya doğudan, batıdan İskender, öbürden Hanubal, öbüründen Attila Han, o kadar işte Hititler, Süperler, daha eskiler de var. Oğuz boyları. Oğuz boyları, bütün Selçuklular, o kadar boy, o kadar değişik karakterde ve yapıda halk, renkte halklar burada gelip yoruldu, kaldı. Savaştı ilk önce. Sonra bitince herkes kabul etti. Neredeyse orada kaldı. Zaten bir ülkede savaş olduğu zaman gelip de hiçbir değişime uğramıyor. Yönetim değişiyor. Halk aynı halk. Gene halk aynı yerde kalıyor. Onun için Anadolu'da çok iyi bir alan olmuş. Bütün bu kültürler benim anladığım kadarıyla büyük 24 tane kültür, medeniyet kurulmuş Anadolu'da. Küçük lay hariç. Çok zengin. Dolayısıyla bu gelen halkın yaşadığı duygular, ektiği topraklar, ne ektiyse bilgileriyle. Ne tohumlar ekildi değil mi oralara? Bütün Asya'dan... Ne bilgi tohumları, ne ilimler. Tabii ve bütün bu ne bilgiler... Ne sırlar ekildi. Ta uzaktan Asya'dan geldi, güneyden geldi. Sadece Anadolu'da değil, onlar da geldiler. Ve Anadolu'da her şey oluştu. Bitki alanında çok zengin. Tabii insanoğlu da aynı şekilde o kadar değişik insan beraber yaşamak durumunda kaldığı zaman devamlı yeni bir grup, yeni bir grup tam bir türlü ama güzel bir türlü, anlaşmış bir türlü ve onun bir adı olmuş. Türkler denmiş bunlara, Türkiye demişler. Bu. Onun için biz o karma birliğin eseriyiz ve ben bundan çok keyif alıyorum. Çünkü o karma birlik çok değerli. Çok büyük şeyler getirmiş değil mi bu kalp? Ego'dan uzak. Niye? Sadece ben Türk'üm, Türk doğdum meselesi değil. Bütün bu toplumların bir arada yorulduğu bir enerji var Anadolu'da, Anadolu halkı olarak. Ve o halk o bilgelikle yaşıyor. Bir kişi değil. Anadolu bilgeliği diye bir şey var değil mi? Bu işte. Anadolu bilgeliği. Asırlardır dedelerimizin duaları, dergahlardaki çalışmaları, kendi başlarına çalışmaları, hatta sadece güzel insanlar olarak topluma hizmet etmeleri, değişik alanlarda hizmet. Çok değerli insanlar bu toprakta, Anadolu'da yaşamış ve toplumu çok etkilemiş. Bu mesela ben çok zaman hatırlıyorum, birisiyle konuşuyorum. Ben diyorum Çabuk ailesi, işte benim dedem de bir ruhani bir şey geliyor. Ya diyor bizimki de bilmem hangi tekkedenmiş. Ya öbürü diyor bizimki hangi şeyden. Ya herkesin ailesi bir yerde bir ruhani bağlı, onu gördüm ben farkında olmadan. İşte o örümcek ağı gibi birbirine bağlı. Farkında olmadan gizli bir bağ bu.
Her şehir, her insan evet. birbiriyle iletişim halinde aslında. Ve herkes herkese de güveniyor. Herkes hiç kimse kimseyi farklı görmüyor. İsim harici iyi bir birlik var. Bu Anadolu bilgeliğin getirdiği bilgelik. Çok özel bir şehirde doğdun. Tam bu bilgeliğin böyle damıtılmış, herkesin bir arada, her farklı rengin bir arada, aynı potada kaynadığı bir şehirde doğdun. Şimdi bu tabii ki bunu bizim yönetimde olan Osmanlı ve Selçuklu da doğru hizmet etmiş. Mesela diğer imparatorluklar gibi gidip orayı alıp zaddedip kendi malı gibi sömürüp bütün değerleri alıp götürmek değil, bizim Osmanlı Selçuklu gittiği toprakları da kendi toprağı gibi halkı da koruyor, toprağı da koruyor. Yıkmıyor. Ve oraya yerleşiyor ama yıkmıyor. Halkın ne lisanına karışıyor, ne dinine karışıyor. Sadece diyorum vatandaş gibi vergi ödeyeceksin. Ben seni korurum. Daha ne istesin ki? Medeniyet budur. Türkler hep bunu yapmış. Öbür imparatorluklar, Batı medeniyetleri hep yıkmışlar. Onun için Türklerin bu meziyeti, bu insani meziyeti, evrensel bakışı çok değerli. Onları bilge yapıyor. Zaten ben okumuştum bir arada. Bir ara okumuştum. Değerli Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün araştırmalarında bir çalışma yaptırtmış zamanında ben o dokümenti okudum. Türkler Lemurya medeniyetinin 16. kolonisi. Öyle mi? Ve o koloni bütün koloninin ruhani kolonisi. Onlar o işi yüklenmiş. Türkler ruhanidir. Temelden. 70 bin sene öncesindeydi. Onun için Türkleri ben kendimi pohpohlayarak egomu hayata getirmeye çalışmıyorum. Gerçekleri bilmek lazım. Evet. Gerçekse bunu söylenmesi lazım. Gerçekleri bileceğiz kardeşim. Çünkü bize Batı kendini yükseltmek için bizi bastırdı. Biz de kendimizi sıfırlamaya doğru götürdük. Sonra uyandık dedik ki ne oluyor? Bu benim tarihim değil. Ben böyle değilim. Beni böyle tanıtıyorlar. Ben uyanayım artık. Ve ben talebeme şöyle diyorum. Batı'nın superiority kompleksinden sıyrılın çıkın. Böyle bir şey olamaz. Bir de sizin inferiority kompleksinizden de çıkın. Açılın artık. İkisi de yok olmalı. Birisi superiority kendini yüksekte hissediyor. Biz de zavallı ezilmiş hissediyor. Öyle bir şey yaratmışlar. Doğu yaramaz diye. Bundan çıkalım. Biz hepimiz dünyadaki en gelişmiş ırktan daha az değiliz. Fazlayız daha az değiliz. Uyanın. Ben hep söylüyorum bunu. Ve inanıyorum da. Çünkü ben dünyada çok yerde kaldım, gezdim. İnsanları tanıdım. Değişik ırkları tanıdım. Kendimle de karşılaştım. Türklerle de karşılaştırdım. Çıktı bu özler. Onların izlerini tek tek buldum o coğrafyalarda diyorsun. Tabii. Ve bunu keşfettim dedim ki evet Türklerde bir özellik var. Nedir Türklerde benim en önemli tespitim? Şimdi savaşçı diyorlar Türklere tabii, bir kahraman savaşçı. Ama Türkler gibi savaşçı başka toplumlar da var. Japon, Alman gibi bazı toplumlar çok savaşçı. Fakat bir fark var. Türklerde olan merhamet onlarda yok. Onlar gaddar savaşçı. Biz Türkler merhametli savaşan insanlarız. Hiçbir zaman düşmanı ezmeyiz, aşağılamayız, onu tedavi ederiz. Biz merhametli savaşçılarız. Pişmiş bu, insanlar. Tabii pişmiş, olgunluk, bilgelik bu. Toplumun bir bilgeliği var. Bu bütün devlet işlerine de giriyor tabii savaşta. Ezmiyorlar yani bizde esirleri. Daha iyi hatırlıyor. Baksana şöyle gelenler ne kadar iyi davranıldı. Değil mi yani? Hangi ülke dünyada bunu yapıyor? Yapmaya çalışan bir Lübnan var biraz. Bir yer daha var ama yani biz hakikaten çok iyi yapıyoruz. Yani doğru yapıyoruz. İnsani olarak. Bu Anadolu bilgeliğine yakışıyor. Ama inşallah dünya arenasında bunun hakkı verilir. Baba dedik ya yorgun ve pişmiş topraklar. Yani binlerce medeniyet kurulmuş, yok olmuş. Bu topraklar da bir şeyler saklıyor değil mi? Çok yoruldu topraklar gerçekten. Anadolu da. Çünkü çok savaş oldu burada. Hep ordular geçti. O ağaçları kesip bilmem ne yaptılar. Yani talan da ettiler. Eskiden Anadolu'da aslan bile yaşıyordu.
Yani o romanlar topladı. Onun için Anadolu çok zengin değil, orman doluymuş. Anadolu'da mesela Mardin ve Diyarbakır arasında Evliya Çelebi yazısında diyor ki, ben buradan Mardin-Diyarbakır arasında yürüdüm, göğü göremedim. O kadar ormanlar varmış. Şimdi bulamazsın ağaç. Çok tuhaf yani. Yani çok değişiklikler olmuş zamanında. Ama toplum iyi. Çünkü toplumda halen o insani yapı, bütün zorluklara rağmen, şu anda çok zorluk devredeyiz, halen tutunuyor. O güzel değerlerinden tutunuyor. Halk uğraşıyor tutunmaya. Çok önemli. Sırlar saklıyor dedik ya bu topraklar. Tarihin de aslında hani bize anlatılan tarihin ötesinde bambaşka sırlar tek tek açıklanıyor. Bu söylediğin çok doğru. Çünkü gerçekten biz tarihi yanlış öğrendik. Bir Göbekli Tepe dünyanın ezberini bozdu. Tabii. Bir Karahan Tepe dünyanın ezberini bozdu. Evet. Yani bizim kendi tarihçilerimizin yetişmesi gerekiyordu. Şimdi yetişiyor. Kendi arkeologlarımız, tabii, kendi tarihçilerimiz. Çünkü hakikati onlardan öğreneceğiz. Yabancıdan öğrenemeyiz. O kendine göre değiştiriyor. Hele Batılı kendi hesaplarına göre başka bir format gösteriyor sana. Yani benim güvenim yok. Çok deneyim var çünkü önümüzde. Onun için kendi toplumumuzdan çıkan... Kendi değerlerimize kendi sahip çıkmamız gerekiyor. Tabii. Ancak o zaman toprak altındaki değerlere de sahip çıkabileceğiz. Aynen böyle. İşte Anadolu'nun bilgeliği, sırrı toprağında, insanında, doğasında, her yerinde var. O bir enerji sanki bulut gibi her tarafı kaplamış. Geziyor. Evet. Yani biz kopuk değiliz doğamızdan burada. O birlik var. Ben öyle hissediyorum. Yani bu toprakların sırrı bir gün açıklanır belki. Yani zaman zaman perde açıklanacaktır. Çünkü anlaşılacaktır bir şeylerin olduğu. Ama biz artık biz bileceğiz ki biz her an bu topraklarda yeni bir cevher, bir fikrin, bir yapının, bir elementin olduğuna her an hazır olabiliriz. Her şey olabilir. Çünkü şimdi dediğin gibi, şimdi araştırmalar başladı ciddi bir şekilde kendi halkımızla. Herkes araştırıyor ne oluyor bu topraklarla diye. Değil mi? O ruhani hazineler sadece altın değil, bir de arkasındaki güç. Yani enerji hazineleri. Ruhani hazineler. Tabii onlar da var. Yani bilim konusunda bazı sırları veren, evrensel sırları veren bazı yazıtlar, bilgelikler var. Zamanla çıkacaktır ama halk ne zaman hazır olunca çıkar. Hazır değilse çıkmaz. Çıkarsa göremezsin. Onun için demek ki bir olgunluğa erişmesi gerekiyor. Tabii. Bir demlenmesi gerekiyor zaman, bazı duyguları. Zaman öyle. Yani pişmek gerekiyor. O da zamanla oluyor. Çok güzel. Anadolu'da çok güzel bilgiler var ve halen bunları yaşayanlar var. Yani kaybolmuş değil. O renkler kaybolmadı diyorsun. Yok. Bazı kişilerin ellerinde o yaşanıyor şu anda. Biraz bahseder misiniz? Tabii. Yani şimdi benim şahit olduğum, tanıştığım insanlardan da isim vermeden bahsedebilirim. Olağanüstü, hiçbir tıbbın anlayamayacağı kadar derin bilgelikle teşhis koyma ve tedavi etme gücü olan insanlar tanıyorum. İster elleriyle olsun, ister tavsiyeleriyle olsun, masaj dokunuşlarıyla olsun, değişik sistemlerle bu kadar iyi neticeler alıyorlar. Yani tıbbın çok dışında kalıyor. Başka bir bilgi başka bu, başka bilgi. Bir ilim bu. Evet, ben mesela aslında bilimsel yönü var. Mesela ben ama Anadolu bilgeliğinden süzülüp gelen tabii, bilgiler bunlar. Tabii tabii, hep Anadolu bilgeliği. Evet. Mesela ben bir hanımla tanışmıştım, Nimet abla. Bu ne bir aile vardı, çok hekim ailesi, Lokman Hekim. Lokman Hekim. Lokman Hekim'in son ferdi. Ankara'da yaşıyordu Nimet Hanım. Ve bütün trafik kazaları, bütün kırıp, çıkıp, döküp ne varsa onu tanıyan asla hastaneye gitmiyor, direkt ona geliyor. Hepsini iyileştiriyor. O yani ilmi büyük insanlar, bu mesela Anadolu'da koca analar deniyor değil mi? İşte yani böyle tabii ki ve çok çok var bunlardan. Bu biraz ekstrem, bu bayağı. Çok özel çok özeldi bu. Rahmetli mi oldu şimdi? Rahmetli oldu. Bana anlatmıştı hikayesini. Lokman Hekim Sülalesi'nin 500 yıllık hikayesi var. Son ferdi.
Babasıyla 10 sene çalışmış en son yetişmek için. 10 sene sonra babası demiş ki şimdi sen artık hizmet edebilirsin, hazırsın. O ilim acaba devredildi mi ilim, birine? Benim bildiğim kadarıyla olmadı ve dedi bu çocuklarım var, doktor da oldular fakat benim bu ilmime gelmiyorlar. Ve öğretecek adam bulamıyorum çünkü kan bağı çok önemli. Anadolu'da bu gibi kadınlar, bu gibi adamlar, bu gibi dedeler böyle mesela sokakta yürürken bir yaşlı bir dede gelir elini sırtına koyar sıvazlar. Çok güzel söylüyorsun. Yani çok böyle yerli yerinde o anda mükemmel bir vazife yapan bir olay aslında. Okşamayıp çünkü dedenin içinden geliyor. Hiç tanımadığı bir gencin sırtını okşuyor. Bu işte o toplum Anadolu bilgeliği bilhassa diyoruz ya o aşk, o aradaki insan arasındaki sevgi, o dede onu torunu gibi görebiliyor. Yani başkasının değil kendisinin de bile torunu. Kendisinin bile oğlu. O canlı bir şekilde yaşıyor Anadolu'da. Dikkat et oğlum. Eliyle enerji de veriyor değil mi? Farkında olmadan. O sevgi var. O sevgi var ya orada öyle bir enerji çıkıyor ki kalpten oraya onu besliyor. Boş değil. Onun için dokunmak çok önemli toplumda. Batılılar dokunamıyorlar ya, ruhen çok fakir kalıyorlar. Zayıflar. 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 Biz çok güçlüyüz. Çünkü devamlı biz birisiyle dokunuyoruz. Hep öyle birbirimize sarılıyoruz. Devamlı. Her gün. Bu bizi besliyor. Enerjimizi birleştiriyor. Güç kazanıyoruz. Güven kazanıyoruz. Herkeste güven var. Onun için biz çok güçlüyüz insanoğlu olarak. Ne mutlu bize. Ne mutlu bize. Ne mutlu bize. İşte Anadolu bilgeliği içinde bu güç de var. Çok dayanıklı Türk toplumu burada. Başka toplumlar buna katlanamazdı. Türk toplumu katlanıyor. Güçlü, cesur. Fedakarlık da yapıyor. Acı da çekiyor. Ama gene katlanıyor. Her toplumda bir güç yok. Doğru, doğru. Yüreğinize sağlık. Çok güzeldi. Var olun. Umarım bir spontane böyle sohbet ettik. Evet, çok güzel bir sohbetti. Birinci çünkü dedik ya yorgun ve pişmiş topraklar. Evet. Ve hani bu topraklardaki gözlemleriniz yıllara dayanıyor. Ve gerçekten bütün dünyayı dolaştınız. Ve bu toprakları iyi bilen bir insanla Anadolu'yu konuşmak istedik. Çok güzel bir sohbetti. Gerçekten çok doğru bir şey çizmişsin. Resim çizmişsin benim için. Çünkü ben onları gerçekten yaşadım. Tabii programa sığmaz. Bütün Anadolu'yu otostopla gezdim. İnsanları tanımak için, Türk toplum şeyini anlamak için. Parasız gezdim. Sırf anlamak nasıl, Türk toplumu nasıl aksiyon gösteriyor. Bir yabancı, bir turist, bir garibana. Bütün Anadolu'yu bir şekilde otostopla gezdim. Bunları anlamak için. Sen bir gençtin, delikanlıydın. Evet. Biraz hippiydin. Tam ben Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim bölümündeydim. Ve hippiydim aynı anda. Çünkü ressam mı? Evet, resim eğitimi alıyordum. Çok güzel bir ortam vardı. Biz çok özgürdük akademide. Şimdiki Mimar Sinan diyorlar ama Mimar Sinan değil. O zaman akademiydi, farklı bir enerjisi, farklı bir yapısı vardı. Hocalarla talebe arasındaki ilişki çok farklıydı. Anadolu'ya yollara düştün adım adım. Dedin ki Anadolu'yu gördüm. Evet. Neler yaşadın? Şimdi ben şöyle kısa anlatayım. Aşk parasız gitmişim. Neden iddialı gittim ben? Dedim 5 kuruş almadan gideceğim. Bakayım halk ne yapıyor? Nasıl? Başarabilecek miyim? Tam Mardin'e kadar gideceğim. Çok iddialı değil mi? Aldım işte çadırı, küçük bir çadırı yazdım ve çıktım. Acıkıyorum, yemek yok. Hemen nereye vardım? Kasaba, köy hemen gidiyorum. Selamun aleyküm, giriyorum bakkala bir yere, görün gözüm kesti diye. Diyorum, bey amca ben talebeyim, seyahatteyim, param yok. Yani bir şey verebilirsen o kadar, net. Bakıyor, güvenirse peki evladım diyor, alıyor bir ekmek arasına helva, zeytin, peynir neyse veriyor, kurtarıyorum. Eğer gözü kesmiyorsa, beni anlamıyorsa git pis hippie diye kovuyor tabii. Ben ikisine de hazırım. Çünkü realistim. Hiç harikasın. Kötü, hiç kötü de görmüyorum. Hepsi doğru. O da doğru. Böyle ve ama çok evlerini alıp götüren köylü kardeşlerimiz oldu. Dağda kaldım karanlıkta. Gidecek. Köylü geçiyor arabayla. Atabasıyla. Ne yapıyorsun? Dedim işte ben geziyorum. Burada kaldım. Nereye dayatacaksın? Yok.
Hadi gel seni evime götüreyim, köye götürüp evde yatıran böyle köylü kardeşlerimiz oldu. Orada işte köylülerde olan şeyi gördüm. Mesela kahve adet vardı o zaman, şimdi bilmiyorum. Bir misafir gelirse, ütel yok ya köyde. Onlar planlamışlar, her köyde misafir odası var. Bir tuvaleti var. O boş durur. Köyden geçen birisi, dışarıdan birisi geldi, yer yok, ötel yok ki. O misafir odası ona verilir. Bir gün, iki gün, üç gün neyse. Ve o kalan tarihte de hep plan yapmışlar köy. Hangi aile ona yemek yapacak? O da belli. Ve hemen sini içinde yemek hazırlanıyor. Yemek saatinde odasına götürüp veriliyor. Bir aile yapıyor. 70'ler değil mi bu? Evet. Harika. Yani ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Böyle deneyimler yaşadım. Tabii zorlukları da vardı ama ben çok iyi ki yapmışım. Mardin'e kadar gittin ama. Mardin'e kadar gittim. 4 kilo kaybetmişim. Çok az yemek bulabiliyorum. Şimdi bir şey anlatayım. Sen çok yaşamıyorsun gibi ama ya. Enteresan bir şey anlatayım. Şimdi İstanbul'dan çıkacağım. Yanımda Levent diye bir çocuk var. Varlıklı bir çocuk. Ama beni çok seviyor. Ben de geleyim. Dedim, otostopla ben çıkacağım ya Mardin'e kadar. Bak dedim, bir şartla gelirsin. Çünkü onun evine çağırıyordu beni bazen Varlıklı. Güzel yemekler yiyorduk. Ekmeğin dışını yiyordu, içine atıyordu. Bu beni rahatsız ediyordu. Bir şey de söylemek istemiyordu. Ben de kaldı o. Yazıldı buraya. Ondan sonra bu seyahate geleceğim deyince seninle bir tek şartla dedim. Benim dediğim olacak. Ben ne dersem o. Sen itiraz etme hakkın yok. Kabul edersen gel. Tamam dedi, geliyorum. Manisa'yı geçtik, dağları İzmir'e doğru gidiyoruz, bir yerlerde dağda kaldık. Ben o dilendiğimiz yemek var ya, ekmek, helva, ekmek, peynir gibi. Hepsini yemiyorum. Bir kısmını saklıyorum yedek. Deneyimliyim ben. O kısmetini yiyip götürüyor. Sonra ben Manisa dağında böyle gidiyoruz, yorgunuz, arabada almıyor. Acıkmışım, çıkarttım o bir parça ekmek şöyle kalmış. Onu ben böyle böyle hafif hafif götürüyorum. Dedim ki, o da ağaç. Ne yiyorsun? Dedim, işte yedeğe aldığım ekmekten yiyorum. Ya bana da versene. Yok dedim, öyle yağma yok. Sen hepsini yedin. Bir şansa veririm, paylaşırım. Nedir o? Sen hani normal hayatında ekmeği ayırıp dışını yiyip içine atıyordun ya. Bir daha yapmayacaksın, söz. Veriyorum sana. Ne güzel anlar, ne güzel. Söz verdi ve ben de onu yapmadı bir daha. Hizmet bu. Doğru. Yani söz çok, olay çok tabii ama gerçekten söylediğin gibi Hakan kardeş, Anadolu'nun yorulmuş ama o kadar da pişmiş. Güzel insanları var. Tabii. Yani. Hem toprak hem insanlar. Onun için biz Anadolu'lu olarak aslında çok şanslıyız. Çok teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Ben de sağ teşekkür olun, ederim. Sağ olun, var olun. Dostlarımız, sizler de bize zaman ayırdınız. Bize kıymet verdiniz, bizi izlediniz. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın. Ezber Bozan Akademi izlediğiniz programı sundu.